var, bize onu anlatan, onu aktaran, o güzelliği gören, işiten, o gözlerin, o kulakların bize intikal şeklidir hocalar. İşte Allah Resulü'nün hayatı bir inanmayan için bile, hani bazen işte en meşhur şu ve bu tür kategoriler yapıldı geçmişte de, Allah Resulü'nün hep bir ön sırada olduğunu biliyoruz. Çünkü onun hayatı açık seçiktir, her yönüyle bilinir. Abdest almasından tutun da, affedersiniz, lavaboyu kullanma şekline kadar, yemek yeme şekline kadar, uyuma şekline kadar, bütün kişisel ilişkileri çerçevesi, onun hayatı biliniyor, tanınıyor. Bunun için de işte rol modeldir Allah Resulü. Gerçek anlamda her bir bireyin muhtaç olduğu güzellikleri, değerleri taşıyan rol modeldir. Yani roman olsun diye bir siyer okuyan kişi, emin olun çok güzellikler görecektir. Hele iman nazarından okuyanın tabi durumu çok daha farklı olacaktır. Allah Resulü bizim çağımıza hitap eden pek çok örneklerle dolu hocalar. Yani her sayfasını alsanız farklı bir örnek. Fakat ben özellikle şu içerisinden geçtiğimiz durumu da düşünerek, göz önünde bulundurarak, onun hayatında öne çıkan değerlerden birisi olan doğruluk, sıdık, sadakat ve emanet üzerinde birkaç kelam etmek isterim. Allah Resulü'nün üstlendiği misyon, emaneti, doğruluğu, sıdkı gerektiriyor malumunuz ve peygamberlerin temel özelliklerinden biridir emanet. Tüm sıfatlarını sergileyecek var mı şimdi? Peygamberlerin kaç vasfı var? 5 söyleyin. 1 fetanet, 2 hizmet, 3 tebliğ, 4 5 ben anlamadım tam. Biri kalsın söylesin bakayım. Buyurun. Tam doğru bilen. Teşekkür ederim. Evet, emanet, teşekkür ederim. Emanet, yani kendine tevdi edilen görevin gereğini yapmak demektir. Allah Resulü emindir, Muhammedül emindir. Rabbinden aldığı göreve, emanete sadakat göstermiştir. Onu gereğini yapmıştır. Bazen biz Muhammedül emin derken bir yanılgıya düşebiliyoruz. Yani Muhammedül Emin böyle her şey güllük gülistanlık. İşte İslam'ın hükümleri ortaya konmuş. Bir örnek toplum ortaya çıkmış. Böyle güzel bir hayat içinde Muhammedül Emin midir Allah Resulü? Bu vasfı kazandığı dönem Allah Resulü Efendimiz'in hayatı boyunca Muhammedül Emin, ama biz onu daha nerede hocalarım? Cahiliye döneminde Muhammedül Emin olarak tanıyoruz. Yani hayatın her türlü kötülüğünün rahatlıkla tatbik edilebileceği bir ortamda Muhammedül Emin olmak, bu herhalde daha dikkat çekici olmalı. Hırslı imkanın var, Muhammedül Emin'sin. Çalabilirsin, yalan konuşabilirsin, efendim iftira atabilirsin. Her türlü ahlaksızlığa elin gözün ulaşır ama Muhammedül Emin'sin. Onun için Allah Resulü öyle buyurmuyor mu? Arşın gölgesinde gölgelenecek olan sınıftan birisi de Allah'a ibadet yetişen gençliktir. Biz sizleri öyle görüyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak sizlerin de hürmetine bizleri de arşın gölgesi altında kıyamet günü gölgelendirir. Yani üzerinizde, omuzlarınızda efendim böyle bir yükün olduğunu zaten siz fark ediyorsunuz. Bir kez daha hatırlatmak adına izninizle efendim ifade etmeyi uygun gördüm. Evet, emanet, sıdık ve doğruluk, sadakat. Allah Resulü kendisine tevdi edilen göreve bir hakkın sahip çıktı, yerine getirdi.
dinine asla ihanet etmedi Allah Resulü. Ne demek hocam bu? Haşa, ihanet eder mi al peygamber? Etmez. Biz örnek alıyoruz oradan. Allah Resulü aldığı göreve asla ihanet etmedi. Yani tebliğ süreci içerisinde muhatap olduğu durumlarda canı tehlikeye girdi efendim. Ama buna rağmen görevini asla aksatmadı. Ona bir takım pazarlıklar yaparak öneriler sundular. Yani bir insanın yapabileceği bir şey midir? Bu söz öyle kolay denebilecek bir söz değil hocalarım. Yani sağ elime güneşi, sol elime de ayı verseniz ben bu yoldan vazgeçmem, Rabbime ihanet edemem, ben emanete hainlik edemem diyebilmek o kadar kolay bir şey midir? 3 kuruş için, 5 kuruş için, yerine göre makam mevki için veya falan güzellik için insanlar ne tür değerlerini satıyorlar? Memleketi bile satmadılar mı hainler? Onun için Allah Resulü'nün hayatında emanete hıyanetlik söz konusu olmamıştır, olamaz. Mümin de kendine tevdi edilen emanetin hakkını vermek durumundadır. Rabbimize karşı bize verdiği can emanetini, gençlik emanetini, zaman emanetinin kadir kıymetini bilerek kifadevi mazuru görün, ağır kaçmasın, hainlik yapmamalıyız. Ha bu yapıyoruz anlamına değil, bu şu demek değil, biz beşeriz. Hiçbir kimse hocalarım, hiçbir kimse peygamber efendimiz gibi olamayacaktır. Biz ona benzemeye çalışacağız. Biz belki zaman zaman yalan konuşabileceğiz, konuşmamamız lazım. Hatalar edebileceğiz, etmememiz lazım. Bunun çabası içinde olmamız gerekiyor. Ha yaparsak da beşeriz, tevbe kapısı açıktır, tevbe edeceğiz. Ama bu bizi yanlışta yönlendirmemeli. Ben Allah Resulü'nün izinde olan bir genç olarak, bir birey olarak bana tevdi edilen emanete sadakat göstermeliyim. Efendim Rabbime karşı ihanet etmeyeceğim. Nasıl ihanet olur Rabbine karşı? Emirlerini sulandırarak ihanet eder insan. Ciddiye almayarak ihanet eder. Efendim kale almaz, önemsemez, hele dur canım, daha zaman var der ve bir bakarsınız hayat elimizden böyle bir kuş gibi uçmuş gitmiştir. Allah Resulü bu yolda yapılan her türlü teklife hayır diyebilmiş, ona menfaat sağlayacak, çıkar sağlayacak, liderlik teklif etmişler, efendim zenginlik teklif etmişler, malumunuz. İşte istiyorsan evlendirelim, güzel kızlarımız var teklif etmişler. Başımızda lider yapalım, Allah Resulü'nün cevabı, siz bunları geçin bir tarafa da, gücünüz yetiyor mu? Güneş ve ayı hadi bakalım elime koyun ki mümkün değil. Bunu yapsanız bile ben bu yoldan vazgeçmem diyebilmek emanete sadakat ve bağlılık hocalarım. Allah Resulü hayatı boyunca ailesine hainlik yapmadı haşa. Aile fertlerine ihanette bulunmadı. Yaşadığımız toplumdaki aile faciaları nereden kaynaklanıyor? Yani bir kimse ki ben peygamberin ümmeti olmak için çaba gösteriyorum diyor da ailesine hainlik yapıyorsa bu nasıl bir mümin, nasıl bir efendim ümmet anlayışıdır sorgulamak lazım. Onun için bazen haberleri izlemekten de yahu gına gelebiliyor. Böyle bir takım, tabi bunlar her tarafın böyle olduğu anlamında değil mutlaka ama bir toplumda bu örneklerin az bile olması problem. Çünkü şöyle bir ikazını biliyoruz Allah Resulü Efendimizin. Bizlerin de böyle küçük gördüğü, önemsemediği bir takım neler, yanlışlıklar daha büyükler için ne yapıyor? Belki bizi daha da ona yönlendirebiliyor. Alışkanlık kesbettirebiliyor. Onun için bazen büyük felaketler, fitne, küçük gibi gözüken hataların, önemsenmeyen problemlerin nedir? Daha büyür hale gelmesindendir. Allah Resulü Hudeybiye'den bir sahne, hepinizin malumu. O
asla ihanet etmedi, sözünde durdu. Ebu Cendel hikayesini biliyorsunuz, Hudeybiye'yi. Umre yapmak üzere yola çıkılıyor. Fakat müşrikler giriş izni vermiyorlar. Ha, güzel bir örnek burada, evet. Ashab-ı kiram da Allah Resulüne asla hainlik yapmadı. Örneğini vereceğim. Bildiğiniz örnekle hatırlayalım beraber. Dediler, biz malumunuz umreye ziyaret izin vermeyeceğiz. Tamam, Hazreti Osman elçi olarak seçildi. Hazreti Osman gitti. Kısaca, orada bir sahne var. Hazreti Osman'a dediler ki, ey Osman, tamam sen geldin. Sen istersen Kabe'yi tavaf et. Sana bir şey demeyiz. Cevabını hatırlıyorsunuz değil mi? Allah Resulü ziyaret etmeden ben ziyaret etmem, edemem. Yani bunu demek kolay bir şey gibi geliyor ama düşünün, siz özlemle ayrılmışsınız Mekke'den, hicret etmişsiniz. Hatıralarınız orada, eşiniz, dostunuz orada, malınız, mülkünüz orada. Siz zorla ana vatanınızdan efendim çıkartıyorlar ve imkan doğuyor. Hadi Beytullah hasreti ayrı bir hasret zaten. Kabe'yi ziyaret etmek. Edebilirsin dediğinde Hazreti Osman için zinnureyindir, iki nur sahibidir Hazreti Osman Efendimiz. Allah Resulü etmeden ziyaret, kendisini ziyaret etmeyeceğini açıkça beyan ediyor. Yani ashab-ı kiram da aç parantez münafıklar hariç. Münafıklar ihanet ettiler. Uhud'da ihanet ettiler. Hendek'te ihanet ettiler. Efendim Tebuk'ta ihanet ettiler. Hatta ihanetlerini dini bir kisveye de büründürdüler. Bir mescit inşa ettiler değil mi? İsmi hatırlıyor musunuz? Dırar Mescidi. Mescit kimliği altında ihanetlerinin merkezi olarak dini bir kutsalı bakım kullanıyor. Mescit Allah'ın evi değil mi? İbadet yapılan, namaz kılınan, kulluğun en üst seviyesinin gerçekleştiği bir alan, mescit, ihanetlerine bir kılıf kurmak adına. Münafıklar dışında kimse ihanet etmedi. Bilal Habeşi imanının arkasında durdu. Hazreti Osman sözün arkasında durdu. Dedi, ben Allah Resulü tavaf etmeden asla ziyaret etmeyeceğim. Evet, neticede Süheyl diye biri var, Mekke heyetinin başı. Tamam, anlaşma yapılıyor. Maddelerden biri, Mekke'den bir Müslüman velisinin izni olmadan Medine'ye gelirse onun iadesi gerekiyor. Anlaşma yapılmış, imzalar atılmış. Ebu Cendel, düşünün bir sahneyi düşünelim. Ayağında zincirlerle böyle bir imkan bulmuş, kurtulmuş. Zincirleri sürüye sürüye geliyor. Ashab-ı kiram zaten Mekke'ye giremedi. Bir, orada bir umuz belki kırgınlığı. Bir de Ebu Cendel o halde görünce göz göze geldiler ve Süheyl de bakıyor, Süheyl bin Amr, anlaşma imzalanmış. Süheyl'in oğlu Ebu Cendel, düşünebiliyor musunuz? Baba müşrik, oğlu Müslüman olmuş, imana girdiği için oğlunu zincirlemiş. O da fırsatını bulmuş, kaçmış. İstiyor ki Allah Resulü kabul etsin. Anlaşma imzalanmış. Allah Resulü anlaşmaya uymak durumundadır. Ebu Cendel git diyor, Allah bir yol çıkarak da yola çıkarmıştır. Daha sonra onlar birkaç arkadaşla beraber Şam yolunu falan ele geçiriyorlar. Dolayısıyla Allah Resulü'nün hayatında müşriklerle ilişkilerde bir ihanet yoktur, aldatma yoktur. Siz nasıl oluyor da mümin kardeşinizin duygularını, inancını, ahlakını, o temiz, saf duygularını aldatarak ona ihanette bulunuyorsunuz. Vatanınıza, milletinize hainlik yapıyor ve arkadan vurabiliyorsunuz. Buna da Müslümanlık diyorsa birisi, hiç alakası yok. O başka bir şeydir. Onun tanımını belki daha sağlık yapacağız. Nedir bu? Ha, bu sapkınlıktır, azgınlıktır, efendim, taşkınlıktır, ne dersen hepsi gider ama
Müslümanlık da bunun asla ilgisi alakası yoktur. Allah Resulü, hocam ne kadar vaktim var? 11'de bırakalım mı? Kusura bakmayın. Allah Resulü'nün ashabı ile ilişkileri dışında İslam toplumunu oluşturan, buradan bir yere gelmek adına, tabi sizi daha farklı hocalarım, farklı yıllar, farklı seneler bekliyor. Ülkede, dünyada şartlar çok çabuk değişiyor. İlişkiler artık daha kolaylaştı, arada sınırlar kalktı. Efendim, anında bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Anında efendim bir yere gitme daha da kolaylaştı. Bizler araştırma daha açtanık dönemlerimizde bir kitap için şu kadar zaman gider, yol giderdik. Ama şimdi internette bile ulaşabiliyorsun. PDF olarak yüklenmiş, CD'lerde oturuyorsunuz, yanınızda kahveniz, çayınız. Bu imkanlar içerisindeyiz. Belki şartlar daha da gelişecek, daha da ilerleyecek. Bir parantez daha açayım sohbet anlamında. Allah Resulü'nün bizi ikaz buyurduğu bir nokta var hocamlar. Nedir o? İki nimet var insanın aldandığı. Boş vakit, zaman ve sağlık ve sıhhat. Bu sosyal medya, bugünlerde de güncel konu, sosyal medya ve teknoloji bağımlılığı herhalde, çünkü biz ablalarınızı da görüyoruz. Ben ders anlatıyorum, o telefonla oynuyor, ikaz ediyoruz, sonra kapatıyor falan. Yahu diyorum, benden daha mı güzel şey söylüyor, böyle latifeleşiyoruz. Cep telefonu veya teknolojik imkanlar, sosyal medya, bunlara tamam bizim itirazımız yok ama Allah Resulü'nün örnekliğinde iki değerin kıymetini bilmek ve vasat ümmet olmak. Ümmeten vasata. Ya ben şöyle bir şey desem acaba çok mu yanlış düşünürüm? Zamanı yerli yerinde kullanmak da sünnet-i müekkede midir, gayri müekkede midir? Öğlenin son sünneti ve ilk sünnet, sünnet-i müekkededir. Peki zamanı israf etmemek hangi sünnet? Hiç bu gözle bakmıyoruz bazen topluma. Namaz, oruç, ibadet, tamam, zamanı kullanmak, sağlığın değerini bilmek, nimetleri kullanmak, bunlar sanki Allah Resulü hayatında farklı bir kesit değil, Allah Resulü'nün hayatı bütünüyle bir hayat. Üç sahabe örneğini hatırlayacaksınız. Ben hep namaz kılacağım, oruç tutacağım, işte Kur'an okuyacağım diyen sahabiye, bak diyordu, ben bazen oruç tutuyorum, bazen iftar ediyorum, uyuyorum, gece kalkıyorum, bedene hakkı var, aile hakkı var, buyurmadı mı? Yani bazen hoca hanımlar, kantarın topuzunu fazla kaçırıyoruz. Yani gereğinden fazla kullandığımızda da bir sünneti ihlal ediyoruz diye düşünebilir miyiz? Bugüne hatırası olsun, bilemiyorum. İtirazınız var mı? Bu hayatımızı bir cenk. Hocam yani her şey, ya her şey işte öyle. Attığın adım ne sünnet olarak düşünmek lazım. Allah Resulü canlı, yürüyen, konuşan Kur'an değil midir? Ben de onun ümmeti olmak iddiasında olan birisi olarak ben de o yolda olmam gerekmiyor. O zaman zamanı da dikkatli kullanacağım. Sağlığımını, örneğin değerini bilmek durumunda. Evet, yani Allah Resulü'nün hayatındaki bize yansıyan ve vasat ümmet, yani orta ümmet olma belki ne kuvvetli sünnetlerden birisidir hocanın da. Allah Resulü hayatında evet güven duygusu, güven olgusu ve onun biz güven telkin ettiği hayatı modeli daha cahiliye döneminde görmekteyiz. Yani her birinizin üzerine izninizle hoca efendi vaaz ediyor demeyin. Var ne de düşünebilirsiniz. Ben dahil olmak üzere böyle bir misyon, işte içinde bulunduğumuz çağ, ilişkiler ona gelmek adınaydı. Efendim örnekler içerisinde iletişimin artık daha rahat olduğu, sınırların kalktığı bir dünyada ben birey olarak Allah Resulü'nün hayatını örneklendirmek, kendi şahsımda
olabildiğince ortaya koymak durumundayım. İbadetler dışındaki günlük sosyal hayatımda da sünneti, seniyyeyi yaşayışımla, sözümle, davranışımla, tavır ve edamla, hocalarıma karşı tavrımla, derslere karşı tutumumla, bilgiyi öğrenme aşk ve şevkimle, ümmetin problemleriyle dertlenmek, çözüm aramak, yeteneklerimi, kabiliyetlerimi bu yola kanalize ederek kendimi Allah Resulü'nün örnekliğinde düşünen birey olmak durumundayız hocalar. Bir örnekle bitireceğim. Onu ifade etmek için de bu sözler. Allah Resulü'nün hayatında münafıklar hainlik yaptılar. Bir de Yahudiler hainlik yaptılar. Allah Resulü Medine vesikasında hepinizin bildiği konular. Vatandaş olarak ehli kitap kaynukadır, nadirdir, Kurayza oğullarını efendim anlaşmaya dahil etti. Onlar vatandaş oldular ve asla onlara karşı Efendimizin selamlaştı, cenazelerine katıldı, komşuluk yaptı. Doğru mudur? Ticaret işleri oldu, alışveriş yaptılar, ilmi müzakereler oldu, mübahaseler oldu. Ama hainlik yapanlar yine onlar oldular. En son hainliği Hendek'te gerçekleştirdiler. Hendek gazvesinde Kurayza oğulları ve Cenab-ı Hak, Allah Resulü de onların ihanetlerinin karşılığını Tevrat'taki hükümlerine göre vermiştir. Onları cezalandırmıştır. Hülasa-i kelam, Allah Resulü Üsve-i Hasene'dir. Doğumundan itibaren bir takım mucizelerle teşrif ettiği dünyayı aydınlatmış, getirdiği mesaj ile insanlığa kurtuluş reçetesi sunmuştur. Çocukluğundan itibaren vefatına irtihal duyulmasına kadar geçen hayatı güzelliklerle doludur. Bazı tarihçilerimiz Risalet öncesi hayatının da örnek olduğunu ifade ederler. Çünkü baktığınızda hakikaten şöyle elimizdeki rivayetlere göre baktığınızda bir çirkinlik bulamıyoruz. Puta tapmamıştır, içkişmemiştir örneğin Allah Resulü bir saat öncesinde. Dolayısıyla onun hayatı doğumundan dünyayı teşrif edişinden vefatına kadar, vefatındaki ümmetine yaptığı tavsiyeleri, vasiyetlerine kadar ki vasiyetler içerisindeki tavsiyeden biri de şudur, namaza devam etmelidir. Hep genç olduk, bazen aksatabilinir belki ama lütfen bugünün bir hatırası olsun ayrıca namazlar üzerinde dikkati biraz daha hassas davranalım. Namazlarda aksatanlar var ise efendim daha çaba göstersin, aksatmayalım inşallah. Allah Resulü'nün hayatı ve örnekliğinde ümmetin ve insanlığın kurtuluşunu temenni ve niyaz ediyoruz. Bu çerçevede Cenab-ı Hak kendine kul olma şerefini bizlere bahşetti. Ona ümmet olma şerefini bizlere bahşetti. Bu yolda yürümeyi azim ve sebat göstererek bize tevdi edilen emanetin hakkını verme çabası içerisinde Cenab-ı Hak kendine layık bir kul, Habibine layık ümmet olanlardan eylesin inşallah. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sayın Ahmet Turan Yüksel Hocamıza şükranlarımızı sunuyoruz. Okulumuza geldiler, teşrif ettiler. Allah razı olsun hocam. Programımız burada sona ermiştir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hanım kızlar, sandalyeleri düzgün